şu an itibariyle bulunduğumuz o limanda gördüğünüz gibi soğutma çalışmaları devam ediyor. İlave olarak gökyüzü kameramızdan da hasarın ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Bir konteynerin düşmesiyle küçük bir alevlenme başlamış ve daha sonrasında bulunduğumuz bu alanda çok sayıda konteyner içindeki malzemelerle birlikte günlerce yanmıştı. İşte yangının çıktığı andan itibaren buraya çok sayıda itfaiye de sevk edilmişti. İtfaiye araçları geceli gündüzlü bu noktada yangına müdahale etmeye çalışmış ve yangını 5 gün sonra kontrol altına almıştı. Tabii ki sadece itfaiye araçlarıyla değil, denizden de bir müdahale vardı. Bakın o noktada kameraman arkadaşım Muhammed İmirek sizlere gösterebilirse denizden de bir gemi bu noktaya doğru su sıkıyordu. İşte o gemi halen o noktada göreve devam ediyor. Zaman zaman o gemiden de bu noktaya doğru su sıkıldığını belirtebiliriz. Tabii ki bu yangın büyük olduğu için buraya ilk defa tren itfaiye de getirildi. Raylar hemen önümüzden geçiyor. İşte rayların içine girdiği o liman alanında tren itfaiye de buraya getirildi ve o tren itfaiye de yangına müdahale etmişti. Tabii ki gökyüzünden de müdahale vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan helikopterler gün boyu denizden aldıkları suyu yangına boşaltmıştı. Helikopterlerin yanısına havadan da müdahale söz konusudur. Yangın söndürme uçakları günlerce bu noktada enkazın yangının sönebilmesi için büyük bir mücadele vermişlerdi. O yangın tam 5 gün sonra kontrol altına alındı. Şu an itibariyle de kameraman arkadaşlarım sizlere hem gökyüzünden hem de yerden gösteriyorlar. Hasarın boyutu gördüğünüz gibi o yangında küle dönen konteynerler paramparça olmuş durumda. Hatta zaman zaman küçük yangınlar da çıkıyor. Konteynerleri kaldırdıklarında hemen orada hazır bulunan itfaiyeler var. Bulunduğumuz bu alanda yaklaşık olarak 10 itfaiye hazır bulunduruyor. Ve yangın içine doğru gidiyor. İş makineleri yangından konteynerleri tek tek çekerek dışarıya çıkartıyor. Ama gökyüzünden gördüğünüz gibi hasarın boyutu oldukça fazla bir şekilde. Ve şu an itibariyle soğutma çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları, temizleme çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Liman şu anda aktif olarak görevini yapmıyor. Ama kısa bir süre sonra yeniden liman işletmesine devam etmesi bekleniyor. Tabii ki büyük bir mücadele edildi demiştik. Hemen yanan kısmın yanında farklı konteynerlar da vardı. İşte ekipler o konteynerlara o yangını sirayet etmemesi için büyük bir çaba harcadılar. Burada büyük bir özveriyle çalıştı ekipler. İşte o özverinin sonunda bu büyük yangın tam 5 gün sonra kontrol altına alınmış oldu. Orman Müdürlüğü'ne ait olan itfaiyeler ve depremden dolayı bu noktaya gelen çok sayıda itfaiye vardı. İstanbul'dan, Ankara'dan, Sinop'tan, Konya'dan buraya görevlendiren itfaiye araçları vardı. İşte o itfaiye araçları da gece gündüz demeden bu noktada yangın söndürme çalışmalarına destek oldular. Şu an itibariyle de yangın tamamen sönmüş durumda ama zaman zaman konteynerlar çekildikçe oradaki küçük alevler ortaya çıkıyor ve orada hazır bekleyen itfaiye araçları da o yangına müdahale ediyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bizler limandayız. Limanda bu noktada çalışmalar devam ediyor. Hem gökyüzü kameramızdan sizlere hasarın boyutunu gösteriyoruz. Hem de yerden kameramızla birlikte buradaki hasarın nerelere, neye kadar sıçradığını görebiliyorsunuz. Bakın o noktada devrilen çok sayıda konteynerin de olduğunu biliyoruz. Depremle birlikte, o ilk depremin şiddetiyle birlikte bu alanda konteynerlerin birçoğu devrilmişti. Konteynerlerin devrilmesi sonucunda 5 gün süren bir yangın bu alanda başlamıştı. Fakat ekipler büyük bir özveriyle çalıştılar ve 5 günde o yangını söndürdüler. Tabii ki dediğimiz gibi sadece karadan itfaiyelerle değil, hem denizden hem demir yolundan hem de havadan bir müdahale vardı. Yaklaşık olarak 3-4 gün boyunca bu noktada yangın söndürme uçakları görev aldı. 3 uçağımız zaman zaman periyotlar halinde yangına denizden aldıkları suyu boşalttı. Helikopterlerimiz ise uçaklarımız çekildiği andan itibaren bu defa devreye helikopterlerimiz girmişti. Denizden alınan su boşaltılmıştı. Köpükle müdahale vardı, bunu söyleyebiliriz. İşte bulunduğumuz bu araçla
İtfaiye araçlarında köpük sıkıldı. Şu an itibariyle gökyüzünden gördüğünüz gibi büyük bir hasar söz konusu. Yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Soğutma çalışmaları da devam ediyor. Limanın kısa bir süre sonra yeniden çalışması bekleniyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.